Arkadaşlar merhaba. 24 Temmuz 2023 Pazartesi gününden herkese selamlar, sevgiler. Ben Mustafa Yalçın, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünün ikinci videosuna başlıyoruz değerli dostlar. İlk videoyu Tekkale tarafına gittik. Biliyorsunuz ilk videoda da zaten vurgu yapmıştım. 20 günlük bir aramız olmuştu, boşluğumuz olmuştu. İşlerin çok aşırı yoğun olduğundan dolayı sağ olun sizler de yorumlarınızda bizleri yalnız bırakmadınız, merak ettiniz, sordunuz. İnşallah hasta değilsindir, İnşallah iyisindir, bir sıkıntı yoktur, video atamıyorsun, yükleyemiyorsun, nasılsın diye yorumlar gelmiş. Arkadaşlar düşündüğünüz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Video serimize başladık, Üsveli Barajı video serisine başladık. Bugünün ikinci videosu 24 Temmuz 2023 Pazartesi ama muhtemelen bu videoyu siz 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü izliyor olacaksınız. Çünkü bugünün ikinci videosunu çektim. Tekkale Deresi'nde Tekkale tarafına gittik. Oradaki su seviyesine baktık. Bugün Varhal Çayı Vadisi'ne gidiyoruz. İkinci videoda oraya bakacağız. Suyun geldiği son noktaya bakacağız. Biliyorsunuz değerli dostlar, videolarımızı karşılaştırmalı yapıyoruz. Öncesi, sonrası, daha sonrası gibi, daha önce önceki hali ve şimdiki hali diye karşılaştırma yapıyorduk. Öyle video hazırlıyordum. Şimdi artık çekim yaptığımız su seviyeleri, videoları ve fotoğrafları çok olduğu için su dolmadan önceki birkaç halini video içerisinde sizlere sunuyorum. Öncesi, sonrası ve daha sonrası diye 3 şekilde fotoğraf olarak veyahut da elimde mevcutsa önceki çekimlerimden video parçaları, videonun İşte sol üst köşesine ve sağ üst köşesine, nereye müsait olursa o bölgelere eski bölüm videolarını koyarak sizlere video hazırlıyorum. Varhal Çayı Vadisi'ne geldik. Yalnız Varhal Çayı'na gitmeden önce Lantiyet diye bir mahallemiz vardı. Çıralı Köyü'nün Uysallar Mahallesi'ydi daha önce orası. Sonra Mutlugün Köyü'nün Uysallar Mahallesi diye bir mahalle. Eski ismi Lantiyet. O mahallenin son durumuna bakacağız. En son çektiğimiz videoda mahalleyi kısmen su almıştı. Cami vardı. Camiyi su henüz almamıştı. Caminin altındaydı su. Gitmiş çekimlerini yapmıştık. Yakın plandan suyun sıfır noktasına inmiştik. Lakin o bölümde gitmediğim bir yer vardı. Bahçeli Köyü. İşte burası yol ayrımı. Bu dereye yukarı Bahçeli Köyü'ne gidiliyor arkadaşlar. Buradan da aşağı doğru. Şimdi biz tünelin üzerinden döneceğiz. Buradan geldik. Buradan dönüp tekrar karşı şeride gelip şu dereden aşağıya bu viyadüğün altından geçeceğiz. Şöyle buradaki yolla aşağıya doğru suyun sıfır noktasına ineceğiz. Bakacağız. Bahçeli Köyü'nün vadisinde Yusufeli Barajı aşağıdan yukarı doğru ne kadar ilerlemiş. Daha önce bir iki bölüm çekmiştim buradan. Tam Çoruk'un sıfırına inmiştim ve oradan aşağıya doğru bir tane daha köprü vardı. Köprüyü geçmiştim. O bölgelerden çekimler yapmıştım. Şimdi tabi oralara ulaşmak hayal oldu. Su dolduğu için. Ben de merak ediyorum aslında su ne kadar geldi bu dereye yukarı diye. Videoya başlıyoruz arkadaşlar. Bahçeli Köyü yol ayrımından bugün bu videoda biraz kapsamlı olacak. Buranın su seviyesine bakacağız. Sonra geri geleceğiz. Gittiğimiz yoldan geri gelip buradan tünelin içerisine gireceğiz. Bu taraftan geldik. Yeni ilçe yeri tarafı bu taraf arkadaşlar. Aşağıdan geri çıkıp tekrar buradan gelip buradaki tünelin içine girip bu şekilde dağın içinden devam edeceğiz. Oradan da Dereiçi Köyü tarafına ineceğiz aşağıya. O birkaç bölümde oradan çekmiştik. Oradaki camiyi görmüştük. Sular altında kalışını izlemiştik. Oradaki binaların sular altında kalışını izlemiştik. Sizlere de izlettirmiştik. Bugün bir de oraya gideceğiz. Oradaki su seviyesine bakacağız. Ondan sonra bunlar vadi arkadaşlar. Aşağıya doğru Üsveli Barajı'na akan dereler. Burası Bahçeli Köyü. Öbür taraf Dereiçi Köyü. Bu köylerdeki Üsveli Barajı'nın yükselmesini kontrol ettikten sonra en son olarak Lantiyet Uysallar Mahallesi dediğimiz mahalleye gideceğiz. O mahalledeki suyun sıfır noktasına bakacağız. Su ne kadar kapsamış. Orada daha önceki çekimlerle bugünkü çekimi, videoyu karşılaştırma yapacağız. Ne kadar sürede ne kadar yer kaplamış ve bu şekilde videoyu tamamlayacağız. Videoya başlıyoruz. Biliyorum beğenilerinizi eksik etmiyorsunuz. Sağ olun, var olun. Videoyu beğenip paylaşarak
Kendi sosyal medyanızda bizim videolarımızı paylaşarak daha fazla kişiye de ulaştırabilirsiniz. Eğer ki abone değilseniz de kanalımıza abone olarak bizlere destek olursanız çok çok memnun oluruz. Şimdiden yaptığınız beğeniler için, abonelikler için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hadi videoya başlayalım. Arkadaşlar döndük. Aşağıya doğru yavaş yavaş suyun sıfır noktasına iniyoruz. İnanın sizlerle beraber ben de heyecanlanıyorum. Ne kadar su yükseldi diye. Çünkü uzun zamandır bu bölgelerin videolarını çekmedim. Bu bölgelerde su ne kadar geldi diye hiç bilmiyorum. Ama buralarda parke taşı imalatı yapan bir firma var. Muhtemelen su, evet, su aşağıda gözüküyor. Ne kadar dolduğu. Şimdi hep birlikte Yusufeli Barajı böyle direkt yol gibi gözüküyor. Vadinin arasından direkt hemen baraj gözüküyor. Sürpriz olarak. Evet. Arkadaşlar çok fazla gitmemize gerek kalmadı. İşte Yusufeli Barajı suyun sıfır noktası. Bahçeli Köyü yol ayrımı arkadaşlar. Burası Bahçeli Köyü Vadisi diyelim. Bu dereye yukarı bu araba yolu geldiğimiz yol Bahçeli Köyü'ne gidiyor. Evet indik sıfır noktasına suyun. Bir inelim aşağıya bakalım o. Evet arkadaşlar bu vadide su artık tamamen doldurmuş. Güzel bir baraj gölü oluşmuş. Daha önce buralara aşağıya doğru gidiyorduk. Aa, şu uç nokta sınır son görünen taş var aşağıda. Bayağı uzakta. Bir 400-500 metre daha var şu taşın ucuna. Oradan aşağıya doğru devam ediyorduk. Yol bu şekilde dik aşağıya iniyor arkadaşlar ama Yusufeli Barajı bu şekilde burada dolmuş. Güzel bir manzara oluşturmuş. En azından öyle gözüküyor. İşte burası da asfalt. Suyun sıfır noktası. Burada yan tarafta aslında bir görüntü var. Videonun başında buraya inerken belki görmüşsünüzdür videonun içerisinde. Videoya çekmek istemiyorum. Bir tane hayvan yavrusu ölmüş burada. Daha doğrusu ineğin danası ölmüş. Getirmişler. Onun için onu da pek görüntüleme istemiyorum. Burası da Bahçeli Köyü'nün deresi. Yukarıya doğru biraz daha gidelim. Dereye bakalım. Burada binalar yerleşim alanı yoktu değerli dostlar. Onun için gösterecek çok fazla bir şey yok. Bol bol suyu izlemeye gelenler de dondurma yemişler, çikolata yemişler. Buralarda oturmuşlar. Suyu izlemişler. Birkaç tane lastik. Arkadaşlar gerçekten çok çirkin bir görüntü olmuş. Oluyor da gittiğimiz yerlerde bu manzaralar hiç hoşumuza gitmiyor. Bazı lastikler ağır oluyor. İçlerine toprak taş dolmuş oluyor. Suyun dibinde kalıyor. Bu da suya ve doğaya zarar veriyor. Burası da Bahçeli Köyü'nün deresi artık bu kadar akmış. Bu mevsimde Temmuz ayının 24'ü sular tamamen kesilmiş durumda. Hem yağışlar bitti hem dereler kurudu gibi nehirlerin debisi de düştü. Bu kadar arkadaşlar. Geçelim yukarıya. Şöyle uzaktan göstereyim. Demin bahsetmiş olduğum dana. Niye buraya atmışlar onu da bilmiyorum. İnşallah sokak hayvanları gelir buralara. Burada bunu yerler. Yukarı doğru geçelim arkadaşlar. Dereiçi Köyü'nün yol ayrımından Dereiçi Köyü'ne aşağıya doğru ineceğiz. Oradaki suyun sıfır noktasına bakacağız. Arkadaşlar geldik Dereiçi Köyü yol ayrımına. Stabilize bir yol. Çünkü kullanılmayan bir yol. Artık ana yoldan çıktık. Tünel aralarında
köy yollarına sapıyoruz. Oradan suyun sıfır noktasına iniyoruz. Eski izleyen aboneler zaten aşikardır bunlara. Sadece yolu bildikleri için suyun ne kadar çıktığını, ne kadar yükseldiğini merak ediyorlar. Onları da biz çekip buradan YouTube üzerinden videolarımızı paylaşarak ulaştırıyoruz. Bakalım ne kadar daha gideceğiz aşağıya. Sanırım pek fazla gitmeyeceğiz gibi. Burası da Dereiçi köyünde suyun sıfır noktası. Burada da yine tam Çoruk'un sıfır noktasında yukarı tarafta bir cami vardı. Minaresiz bir cami vardı değerli dostlar. Evet. İşte geldik suyun sıfır noktasına. Vadiyi artık tamamen doldurmuş arkadaşlar. Buradan ileri götürmek istemiyorum. Şöyle inelim aracımızdan. Burada meyve açısından biraz daha iyi diğer yerlere göre. Gördüğünüz gibi narlar olmuş. Ama su da hemen narların dibine kadar ulaşmış. Bir ilerleyelim bakalım başka hangi meyveler var. Ceviz var arkadaşlar. Cevizlerin üzerinde de var. Cevizler de olmuş. Yetişmiş. Tabi cevizi biliyorsunuz güz mevsiminde toplanabiliyor ancak. Ama sanırım bu su, arkadaşlar bu suyun artık son noktaları olduğu için son 20 metre civarlarında bir şey kaldı. Üsveli Baraj Gölü'nün tamamen dolmasına. Şimdi buradan şöyle 20 metre hesaplarsak, şöyle baktığımızda şu aracı bıraktığımız yerlere falan gelir diye tahmin ediyoruz suyun. Ama burası esnek bir yapıya sahip olur bence. Üretime geçtiği anda bu su tekrar aşağıya doğru bir miktar daha çekilme yapar. Tam dolarsa yukarıya doğru çıkar. Bence üretime geçildiği zaman buradaki cevizi toplamaya insanlar gelebilir. Şöyle Dereiçi köyünün deresi arkadaşlar. Burada da pek fazla gözükecek bir şey yok. Zaten dolmuş. İşte suyun sıfır noktası da burada, burası. Birkaç parça odun getirmiş. Yine diğer yerde gördüğümüz gibi bir tane lastik var. Arkadaşlar ya bu lastikler neden bu kadar çok ya? İnanın ben de merak ediyorum. Bir öbür tarafa bağlara, şu bağların olduğu, tarlanın olduğu tarafa girelim de. Bir de oradan bakalım. Ya normalde otomobil kullananlar, araba kullananlar lastiklerini lastikçi de değiştirmiyor mu? Neden köylerde bu kadar lastik var? Veya varmış. Şimdi su doluyor. Lastikler çıkıyor piyasaya. Burada bir miktar kereste var. Sanırım bir evi falan sökmüşler. Buraya taşımışlar. Çünkü burada bir bina yoktu herhalde. Var mıymış? Yoktu. Evet. Burada bina yoktu. Burayı sökmüşler aşağıdan. Arkadaşlar vadinin altında işte evi, samanlığı, ahırı vesairesi olan arkadaşlar. Onları söküyorlar. Suyun yüksek noktalarına taşıyorlar. Yeni ilçe yerinde götürecek yerler olmadığı için daha sonra geniş bir zaman köylere götürürüz diye buralarda bırakıyorlar. Ama sonradan ya fırsat bulamıyorlar ya da işte bir şekilde unutuyorlar. Bu kereste ahşap parçalar bu şekilde kalıyor. Su tabii ki durmuyor. Söktükleri yerden sonra su tekrar yükselmeye devam ediyor. O bıraktıkları yerde de onlar su altında kalıyor. Üzümler var. Ama tabii su olmadığı için kurumuş. Şimdi su çıkmış köklerine. Herhalde ki bir hafta 10 gün sonra da boğulurlar. Bunlar su altında kalır. Şurada bir tane direk var. Ya elektrik ya da telefon direğidir. Kesilmiş, götürülmüş. Bence iyi de etmişler. Kalmasın arkadaşlar su altına. Bu kadar. Bir tane lastik var. Şu
gördüğünüz araba yolu arkadaşlar. Alttan zaten gözüküyordur. Burada bir miktar daha berrak ve yeşil su. Neden? Etrafındaki ağaçlar yeşil olduğu için. Öbür tarafta dikkat ederseniz Bahçeli Köyü'nün yol ayrımında oradan suyun sıfır noktasına indiğimizde daha maviydi su. Gökyüzünün rengini aldığı için, etraf taş olduğu için, yeşillik olmadığı için su daha mavi gözüküyordu. Ama burada daha yeşil gözüküyor. Etraftaki ağaçların yansıması suya rengini kazandırmış. Altta da araba yolu var. Aşağıya doğru devam ediyor. Bu yolda dik bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Düz bir şekilde gitmiyor. Evet. Burada da suyun sıfır noktası. Burası. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Öyle veya böyle Yusufeli Barajı doldu değerli dostlar. Artık iyisiyle kötüsüyle bağları, evleri, bahçeleri birer birer su altında bıraktı. Şimdi buradan geçelim. Lantiyet dediğimiz mahalleye. Yeni ismi Uysallar Mahallesi. Mutlugün Köyü'nün Uysallar Mahallesi'ne geçelim. Oranın birkaç bölüm çekmiştim. Ora geniş bir alan olduğu için birkaç video çektim. Eski halini, yani öncesi, sonrası ve daha sonrası diye birkaç çeşit o bölgeyi çekim yaparken videonun üstünden, kenarlarından sizlere önceki hallerini göstermeye çalışacağım. Hadi Lantiyet tarafına geçelim. Geldik Lantiyet Mahallesi dediğimiz mahalleye. Öydem Viyadüğü'nün tam üzerindeyiz arkadaşlar. İleri doğru devam ettiğimiz zaman Öydem Köyü'ne gidiyoruz. Sağa yol ayrılan yer şu karşıki viyadükten geçip karşı kıyıdan Artvin-Erzurum yolu. Geçici servis yolu arkadaşlar. Şu anda kullanılan Yusufeli'nin Artvin-Erzurum yolu buradan devam ediyor. Çünkü viyadük henüz yapılmadı biliyorsunuz. Viyadük hemen hemen aynı şekilde duruyor. Yusufeli'nin içinden geçen Yusufeli Viyadüğü diyoruz. Neden yapılmıyor? Neden gecikti? İnanın sizler gibi biz de merak ediyoruz. Geldik Öydem Viyadüğü'nün üzerine. Viyadükten aşağıya doğru gördüğümüz manzara bu şekilde. Şurada araba yolu var. Arkadaşlar bu kıyıdan devam ediyordu. Böyle. Şuradan. Şu bölgede değerli dostlar bir köprü vardı. Biz işte Sarıgöl Köprü diyorduk. Sarıgöl tarafına gidenler Öydem Köprü diyordu. Aslında Sarıgöl Köprü'ydü. Bizim taraf bu taraftan geliyordu. Öydem tarafı. Ben Öydemliyim bu arada. Bu nehrin kenarından devam ediyordu. Karşı kıyıya geçiyordu. Oradan aşağıya eski Yusufeli'ne gidiyordu. Zaten şu anda ekranın sol köşesinden buranın eski halini gösteren videoyu izliyorsunuz. Bu arada bir miktar gürültü var. Eminim merak ediyorsunuzdur kaynağını. Karşı tarafta bir iş makinesi çalışıyor. Kırım yapıyor. Şu gördüğünüz Yusufeli tarafından çıktım. Bu tünelden geldim arkadaşlar. Böyle bu üzerinde bulunduğum viyadük Öydem tarafına dönülüyor. Aynı zamanda şu anda Yusufeli Artvin ve Yusufeli Erzurum yolu olarak işlevini yapıyor. Karşı tarafa geçiyoruz. Karşı taraftaki tünelden de Sarıgöl tarafına gidiliyor. Oradaki makinede karşı bölgede bir kırım yapıyor. Biliyorsunuz buralı olan aboneler biliyordur zaten. Yakın zamanda inşallah Öydem Köyü yolu genişletmesi başlayacak. O bölgeye şantiye kurulacakmış arkadaşlar. O makinede o şantiyenin kurulacağı alanı kırıp genişletiyor. Sanırım 2 aya 3 aya artık bilmiyorum şu kriz mi diyelim ne diyelim. Şu piyasa bir durulduktan sonra artık başlarlar gibi görüyorum. Biliyorsunuz son dönemde akaryakıt ve diğer gıda maddelerinde olduğu gibi zamların önüne geçilemiyor. Zamlardan tabii ki biz de etkileniyoruz haliyle. Çünkü en çok gezen ve video çeken bizdik. Biz de artık eskisi gibi gezemiyoruz maalesef. Hem işlerin yoğunluğundan dolayı hem akaryakıta gelen zamlardan dolayı. Biliyorsunuz YouTube üzerinden kazanılan gelir tatmin edici bir gelir değil. Ufak tefek. Hani izlenmeler milyon olsa tamam çok güzel para kazanılabilir belki ama normal işte 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin bandında kaldığı için videolar o kadar izlenme aldığı için. Sağ olun yine de teşekkür ederiz. Yandan süper teşekkür göndererek destek oluyorsunuz. İşte
en azından akaryakıt masraflarını çıkar. Bizler için video çek diyorsun. Biz de sizden aldığımız destekle geziyoruz, videolarımızı çekiyoruz. Ayrıca destek olan bütün abonelerime, arkadaşlarıma, dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi viyadüğün karşı tarafına gidelim. İşte asıl merak ettiğimiz Mutlugün Köyü, Uysallar Mahallesi, eski ismi Lantiyet Mahallesi. Bakalım ne durumda, su ne kadar doldurmuş. Bu arada viyadükten de karşıya geçiyoruz. Viyadükte trafik çok yoğun değil. Evet arkadaşlar, geldik Lantiyet Yusufeli'nin sular altında kalan Mutlugün Köyü'nün son mahallesi. Aslında son köyü de diyebiliriz. Mutlugün Köyü'nün bir kısmı, işte Lantiyet dediğimiz Uysallar Mahallesi su altında kalıyor. Geri tarafı su altında kalmıyor. Şöyle hemen viyadüğün dibinden başlayabiliriz. Şurada araba yolu vardı arkadaşlar. Sol köşeden zaten izliyorsunuz. O izlemeyi birbirine karşılaştırma, kıyaslama yapabilirsiniz. Araba yolları vardı. Bu vadi yeşillik bir alandı. Burada sebze ve meyve yetiştirilirdi. Daha önceki çekimlerde ağaçların, bayağı bir ağaçların uç kısmı gözüküyordu. Ama artık vadi sona yaklaştığı için, tamamen dolduğu için bir tane kavak ağacı var. O da uzun olduğu için kalmış. Başka da su üzerinde görünen bir iki tane daha ağaç var arkadaşlar. Geri kalan kısmı maalesef sular altında kalmış. Şu bölgede cami vardı değerli dostlar. Ben buradan bakınca caminin üst tablası hafifçe gözüküyor gibi. Sanki ben oraya gitsem, oraya çıksam benim boyumu aşmaz gibi bir durumda gözüküyor. Bu mahallede adım adım, kademe kademe sular altında kaldı. Sular altında kalışını da zaten sizlerle buluşturduk. Eski görüntüleri de izliyorsunuz. Nasıl bir alandı, nasıl bir yerdi. Yeni izleyen, ilk katılan arkadaşlar. Verimli tarım arazileri vardı arkadaşlar. Bir miktar rüzgar çıktı. Rüzgardan kaynaklı belki sesim kötü gelebilir. Bu tarım arazilerde sular böyle yükseldikçe bu arazilerde sular altında kaldı. Biz de bu videolarla eski görüntülerini ve daha önceki görüntülerini sizlerle buluşturarak nasıl bir yerdi, ne kadar su altında kaldı diye karşılaştırma yapıyoruz. Değerli dostlar, Yusufeli Barajı 9-9,5 senelik, 10 yıllık bir emeğin ürünü. Ta temelinden en son noktasına kadar, en son su dolum seviyesine kadar sizlerle birlikte olduk, oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Arkadaşlar, diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız kanalda abone olup geri doğru Yusufeli Barajı'nın yapım inşaatını ve yapım aşamalarını, temel kazısını, gövdeye dökülen ilk betonu ve diğer imalat aşamalarını geriye doğru izleyebilirsiniz. Şu zamana kadar vermiş olduğunuz destekler için, abonelikler için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 10.000 aboneyi yakın zamanda geçtik. 10.700 abone, 11.000 aboneye doğru gidiyoruz. Sizlerden almış olduğum destekle kendi yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Son olarak bu bölgede su seviyesi nereye kadar gelecek diye çok sık yorumlar geliyordu. Ben her videoda da vurgulama yapıyorum. Arkadaşlar videoları sonuna kadar izleyin. Gerekli bütün bilgileri size video içerisinde zaten veriyorum. Gelen yorumlarda sorulan soruları video içerisinde zaten cevaplamaya çalışıyorum. Aklıma geldikçe, soru sorduğunuz yerlere geldikçe, gezdikçe sizlerin sorularınıza cevap veriyorum. Bu bölgede Barhalçay Vadisi'nde Yusufeli Barajı son nokta nereye gelecek diye çok sık soruluyor. Arkadaşlar bir daha vurgu yapıyorum. Her videoda zaten söylüyorum. 20 metre var son. Bu bölgeden 20 metre yukarısını düşünün işte. Şöyle şu karşı taraflarda şu gözüken binaların üstlerini alır gibi. Şu üzerinde turuncu renkli, pembe renkli bir bina var. Belki onun altına çıkar, belki de çıkmaz. Artık zaten sona gelmiş durumda. Belki sona kadar dolar, belki de dolmaz. Su seviyesi bu noktada esner. Daha aşağıya doğru da inebilir, bir miktar yukarıya doğru da çıkabilir. Üretim yaptıkça, 1 Ağustos'ta üretim yapılacak diye
söyleniyor. İnşallah 1 Ağustos'ta Üsveli Barajı üretime geçince su seviyesi aşağıya düşecektir. Düştükçe de bazı yerler ortaya çıkar bu mahallede. İşte şu bölgede cami vardı. Eski görüntülerini yan taraftan izlediniz zaten, gördünüz. Caminin belki işte üst kısmı gözükebilir. Daha aşağıda şu karşı taraflarda binalardan birkaç tane belki gözüken olabilir, su altında kalan binalardan. Ama çok da fazla aşağı düşeceğini sanmıyorum. Arkadaşlar, 24 Temmuz 2023 Pazartesi gününden bugünün ikinci videosundan bu kadar diyelim. Videonun başında da hatırlatmıştım. Bu videoyu muhtemelen çarşamba veya en geç perşembe günü sizlerle buluşturacağım. Bugün çekmiş olduğum ilk video Tekkale Köyü su seviyesi videosu sizlerle olacak. Onu zaten muhtemelen izlemiş olacaksınız bu videoyu paylaştığım zaman. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, izlediğiniz için, yaptığınız beğeniler için, abonelikler için. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde, yeni Yusufeli videolarında, Yusufeli Barajı videolarında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Hoşça kalın.